Hanımlar beyler, şimdi lezzetli görüntüler gelecek ekranlarınıza efendim. Anadolu kültürünün en önemli özelliklerinden bir tanesi de yemekleridir. Onu İngiltere'de en iyi temsil eden mekanlardan birine konuk olduk ve menüsünü sizler için inceledik. Birlikte izliyoruz. Türkiye'den kilometrelerce uzakta Londra'da nerede Anadolu lezzetini bulurum diye merak mı ediyorsunuz? İşte detaylar haberimizde gizli. Sevgili Londra Mahallesi izleyicileri, efendim görmüş olduğunuz gibi şefler harıl harıl çalışıyorlar. Bugün günlerden cumartesi ve herkes Türk yemeklerinin, bu restoranın ve Türk yemeklerinin lezzetini öğrenmeye gelmişler. Evet efendim, dilerseniz bugün Edmonton'da, Aksu'da hemen içerideki müşterilere soralım. Buranın yemeklerini ve Türk yemeklerini nasıl buluyorlar, bir öğrenelim bakalım. Evet sevgili izleyiciler, şimdi hem Türk hem de Portekiz bir ailenin yanındayız. Evet, öncelikle onları tanıyalım. Merhabalar. Merhaba. Afiyet olsun efendim. Teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Zeynel. Zeynel Bey, ailenizle birlikte gelmişsiniz bir cumartesi akşamında. Nasıl geçiyor yemeğiniz? Yani yemekler her şeyle, masa, her şeyle, servisiyle, her şeyle çok güzel var. Çok memnun aldık. Yani şimdi yabancı olmasına rağmen yani çok beğendik. Değişik bir ortam, değişik, çok güzel bir, hani duygular ifade etmek biraz zor. Evet, peki sağ ol. Bu akşam ne yiyorsunuz Zeynel Bey? Vallahi bu akşam İskender yiyorum. Eşim için de tavuklu pide söyledik. Evet. Yani çok memnun kaldı. Zaten seviyor, bayılıyor. Pideniz nasıl efendim? Çok güzel. Türkçe öğrenmiş bir hanımefendi. Peki o zaman sizlere afiyet olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim şimdi bir çiftle beraberiz. Öncelikle afiyet olsun efendim. Teşekkürler. Sizi tanıyabilir miyiz? Benim adım Mustafa. Kısacası Mustafa Hoca. Evet. Buranın çok eski müşterisiyiz. Ama bir iki buçuk aydır tadilattaydı. Tadilat sonrasından daha yeni geldik işte. Hem bir hayırlı uğurlu olsun demeye. Hem de yürüyüşte geliyoruz, mitingde geliyoruz. Çok açız. Karnımızı doyuralım. Yemekler gayet lezzet. Lezzetli beklerim yani. Diğer arkadaşlar yesin. Bana soracak soru bırakmadınız. Size afiyet olsun efendim. Sağ ol, teşekkürler. Evet efendim, şimdi yine bir ailenin yanındayız. Bakalım onlar Türk yemekleri hakkında ne düşünüyorlar? Hello. Hello. Can we get to know you a little bit? What's your name? Yeah, my name is Made. 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 Yeah. Do you like Turkish food? Yes, please. I do. Why did you choose this place? Because before I used to come here, but recently they just renovated and I like the food more than before. It's quite tasty and I think it has something to do with the cook. Everything about this place right now has changed. Peki efendim, bir de beyefendiye soralım. What about you? Why did you choose this restaurant? I used to go to another restaurant before, but since I've tried the food here, it's definitely the best. Evet sevgili izleyiciler, buradaki yerli yabancı herkese sorduk. Çok lezzetli bulduklarını söylediler Türk yemeklerini. Türk yemekleri her geçen gün popülaritesini daha da arttırmış durumda. Arttırmaya da devam ediyor sizlerini görmüş olduğu gibi. Bugün burası çok kalabalık, evet. Bunun sebebini şimdi işletmenin sahibine soracağız. Bakalım o neler söyleyecek. Şimdi işletmenin sahipleriyle birlikteyiz. Öncelikle onları bir tanıyalım. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? İsminiz, soyisminiz? Ali Meşe, Kahramanmaraşlıyım. Burada restoran çalıştırıyoruz arkadaşla beraber. Öncelikle size sormak istiyorum. Efendim bu başarının sırrı nedir? Bu lezzetin sırrı nedir? Bu başarının sırrı temizlik,
kaliteli servis, kaliteli ürünler kullanmak ve güler yüz. Bunun sırrı böyle diyelim. Peki efendim, tekrar size döneceğim ama bir de öncelikle sizi tanıyalım. Benim adım Ali, Kahramanmaraşlıyım. Ali ile beraber restoran işletiyoruz. 3 yıldır da beraberiz. Bu dönemde yeni dekorumuzla beraber Ali ile beraber ortak olduk. Efendim, görmüş olduğumuz gibi içerisi tıklım tıklım. Bu başarının sırrı nedir? Başarının sırrı size şöyle anlatayım. İlk başta başarının sırrı dürüstlük, hijyen, temizlik ve kalitedir. Bunları zaten ön plana koyduğunuz anda zaten gördüğünüz gibi müşteriler de bizi tercih ediyor ve tercih etmeye devam ediyor. 2 haftadır da açmış bulunmaktayız. 2 haftadır da aynı yoğunluğu yaşıyoruz. Aynı ilk günkü gibi yaşıyoruz yani şu an. Peki Ali Bey'e hemen sormak istiyorum efendim. Ali Bey, buraya gelenler ne bulabilirler? Neler var burada? Buraya gelenler zaten biz Anadolu yemekleri, çorbalar, kebap çeşitleri, döner, sulu yemek, lahmacun, pide. Bunların güzel bir şekilde servis yapıyoruz. Yani bunları sunuyoruz müşterilerimize. Ve gördüğünüz gibi her günde böyle yoğun geçiyor. Peki Ali Bey, burası çok kalabalık. Ben fazla zamanınızı almayacağım. Sevgili izleyiciler, hemen diğer Ali Bey'e dönüyorum. Ali Bey, bize hemen çalışma saatlerinizden ve yerinizden bahseder misiniz? Çalışma saatlerimizden tabii ki. Çalışma saatlerimiz sabah 6'dan diğer sabah saat 3'e kadar Edmonton bölgesinde polis karakolu karşısında Londra halkına, yani burada bizi dinleyen bütün insanlarımıza hizmet vermekteyiz. Sevgili izleyiciler, eğer siz de lezzetli bir yemek istiyorsanız Aksu Restoran'a mutlaka uğrayın. Londra'da sıla hasreti çekmeyin. Meşhur lezzet o kadar yakınımızda ki gelin hasretinizi doya doya giderin. Şimdiden afiyet olsun.